Babayı aynı yerden açılış yaptım. Trakya buluşması çok keyifli geçti biliyorsunuz bir önceki videodan. Hemen ikinci videoyu yayınlıyoruz. Bu arada bu videonun tamamını seyredin. Sonunda çok güzel Kadir kardeşimin çekimleri var. Kamera arkası var. Vallahi keyifli oldu. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Haydi bakalım yeni videoya başlıyoruz. Allah'a emanet. Tabii benim saçım burası ne olmuş be. Haydi bakalım Allah'a emanet. Başlıyoruz bismillah. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın be. Haydi bakalım. Bir simantel daha getirdik. Şurasında bir beyazlık var arkadaşlar. Şöyle ufak bir beyazlık var. Sonra da bir dahakine beyazlıklar daha çok olsun abi. Aa. Sonra tabii bir dahaki tartımda o dana bu dana değildi diyorlar bak. Abi şey mi yapsak hani böyle ısıtıp ısıtıp böyle şey böyle damga mı vursak? O da çıkmaz olabilir. Nasıl? Aynen o da olabilir. Bu da kulak küpe numarasını söyleyeyim 126-17-36. 17-36 tamam. 60 gün önceki kilosunu alalım abi bunu. 60 gün önceki giriş kilosu 275 kilo daha abi. 275. Şu anki kilosu? 405. 405 eksi 275. 130 kilo almış bu da 2 ayda. Maşallah. Bölü. Bir dakika 130 bölü 60 dediğimizde günlük 2.166 gram çalışmış. Allah yani 2 ayın ortalaması 2.166 gram. Günlük değil mi bu abi? Günlük. Geçen ay kaç kiloymuş? 355 kiloymuş abi. 355'miş 405. 405 eksi 355. 50 kilo almış. Bölü 30 dediğimizde 1.666 gram almış aylık. Hayvanlar yeni yeni oturuyor. Yeni yeni bu oturuyor. Hayvanlar yeni toplanan hayvanlar daha 2 ay oldu hayvanlar toplanalı. Bir de bu 2 ay içerisinde sürekli bunlara iğne ilaç yapıldı. Doğru hocam. Şimdi bu iğne ilaçlarda bu hayvanlar rahatsız oluyor. Geri gidiyorlar. Yani bir stres de yaşıyorlar. Stres yaşıyorlar. Aynen. Normalde besiye giren hayvanlar 1,5-2 ay bir oturması beklenir. Aynen. Bu 1,5-2 ay içerisinde de hayvanlara çok fazla kilo aldıramaz bizim besici arkadaşlarımız. Yani atlama zıplamalar çok olur, yaralanmalar çok olur, ciğer rahatsızlıkları çok olur. Aldığınız hayvanı normal hangi çiftlikten alırsanız alın. Yani bir ağrı işletmeden de alsanız kendi ahırınıza getirdiğinizde 15. gün öksürmeye başlar. Öksürmeye başladıktan sonra bunların ciğer ilaçları yapılır. Bu ciğer ilaçları biraz tabii hayvanı yorar. Veteriner hekimimiz de karşıya geçmiş de burada olsaydı onu da konuştururduk. Hayvanları yorar. Daha sonra iç dış parazitler yapılır. İç dış parazit ilaçları bunları ishal yapar. Bazı ishal yapmayan ilaçlar da var ama biz ishal yapanları genelde tercih ediyoruz. Evet. Daha güzel çalıştığı için bir 4-5 gün boyunca her parazit yapıldığında 4-5 gün boyunca ishal olur hayvanlar. Yemden de bu ishallikte de yemden de düşerler. Düşüyor. Buna rağmen hayvanlar çok güzel kilo almış. Maşallah. 10 numara kilo almış. Bu rota yemi ben de denemek istiyorum. Ben de bu kiloları almak istiyorum diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilir. Aynı zamanda bütün tartım yaptığımız çiftliklere de gelebilirler. Burada bayağı bir abimiz var, arkadaşımız var, büyüklerimiz var. Bugün tartımları onlarla birlikte yapıyoruz. Onlar da merak ettiler, geldiler, bizi ziyaret ettiler. Güzel de bir tartım oluyor. Güzel de kilolar aldırmışsın. Maşallah. Seni tebrik ediyorum teşekkür abi. Teşekkür ederim hocam. Bu hayvanımızı da çekelim. Çekelim. Bir hayvan daha getirelim. Hemen abi. Evet. Böyle Metin abinin yanına geç. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Bereketli olsun. Eyvallah. Metin abi sen rota grubundasın. Evet. Nereden geliyorsun abi? Düzce'den geliyorum. Düzce'den geliyorsun. Evet. İyi maşallah. Hayvan mevsimisin. Tabii ki. Kaç tane hayvan var? 10 tane. 10 tane. Rota ile ne kadardır tanışıyorsun bir abi? Bir yıldan beri. Evet. Sigara var mı? Var abi var. Metin abi biliyor musun bizim gruptan abi? Biliyorum Metin abi. Tedüzce'den geldi adam ne Allah razı olsun. Öyle mi? Allah razı olsun abi. Abi sen Zonguldak'a geleymişsin daha yakın. Yok. Oraya da geleceğim Allah nasip eder. Arkadaşlar güzel bir simantal daha getirdik. Tartımlarımıza devam ediyoruz. Rotayem tartımlarına bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir hayvanımızın yapısına bir bakalım. Desen yapısına bir bakalım. Önümüzdeki ay yine aynı hayvanları tartacağız. Sürekli aydan aya bu hayvanlarımızı tartıp size kaçar kilo aldıklarını göstermiş olacağız. Bu şekilde çiftlik ortalamalarını da söylemiş olacağız. Evet. Şimdi sen geçen ay 50 tane hayvanı tarttın. Çiftlik ortalaman neydi? 59'larda. 59 küsürlerdeydi değil mi? 59-600 o civarı. Aynen. Bu ay kaçtı çiftlik ortalaman? 60'ın üzerine çıkabildin mi? Yok. Çıkamadık hocam. Yani daha 60'ı bulamadın yani. Yok. Daha 50 hayvanda 60'ı bulamadın. Abi 400 gramımız eksik işte. Yani. O kadar olacak. 59.6 mı?
59 nokta. Aynen. Lakin hocam şöyle bir şey var. Biz hastalık geçirdik. İki yani. Ay oldu. Ciğer hastalıkları geçirdi. Evet. İç dış parazitleri yapıldı. Ona rağmen 59.6 senin çiftlik ortalaman var. Evet, doğru hocam, mu abi? Doğrudur. Şimdi bu hayvanımız da bir önceki ay yani 60 gün önce ilk girdiğinde kaç kiloymuş, hemen onu alalım. 365 kiloymuş hocam. Şu anki kilosu? 486. 486 eksi 365'miş. 121 kilo almış bu hayvanımız. Maşallah. Bölü 60 dediğimizde 2.016 gram almış günlük. Allah'ım. Geçen ay? Geçen ay da 420 kiloymuş. Kaç kiloydu abi? 486. 486 eksi 420. Doğrudur. 66 kilo almış. Maşallah. Yani birinci ay geçtikten sonra parazitler çalışmaya başladıktan sonra, ki çalışmaya başlamış, hayvanın da tüylerinden bu da belli. Gayet de parlak, parazitler çalışmaya başlamış, daha çok kilo almış. Demek ki ilk ay biraz daha düşük aldıydı, ikinci ay biraz daha yüksek almış. Bölü 30 dediğimizde 2.200 gram almış günlük. Yani Allah'ım, günlük almış olduğu 2.200 gram. 9 kilo tahıl yiyor, doğru mu? Doğrudur. 1.5 kilo rota yem yiyor. Evet. 3-3,5 kilo da ot sapsaman yiyor. Doğrudur. Onu da biraz düşürebiliriz. Yani 1 kilo geri çekeceğiz. Bugün zaten rasyonumuzun tekrar günüydü hocam. Öyle mi? Siz geldiniz, artık burada bize bir rasyon. Aynen, yenisini yapacağız. Yenisini yani yeni rasyon yapacağız. Önümüzdeki ay bakalım bu dana kaç kilo alacak, hep beraber görmüş olacağız. Bunu da çekelim, yenisini çekelim, getirelim. Tamam hocam. Güzel bir simantal daha getirdik. Evet, Soner abi. Yine güzel hayvanlar toplamışsın maşallah. Şöyle desen yapısına da bir bakalım. Bunu deseninden zaten anlarsınız arkadaşlar. Güzel bir desen yapısı var. Şimdi bu hayvanımız 60 gün önce kaç kiloymuş? Bugün itibariyle kaç kilo? 60 gün önce ilk besiye girdi. 288 kiloymuş hocam. Şu anki kilosu? 448. Bir de hayvanlar boya da gitmeye başlamış farkındaysan. Evet, bir taraftan boylanıyorlar, bir taraftan da et alıyorlar maşallah. Doğrudur hocam. 488 kilo şu an. Yok, doğru. 448. 448 kilo eksi 288. 288. 160 kilo almış bu hayvan 60 günde. Evet hocam. Bölü 60 dediğimizde 2.666 gram almış. Maşallah. Yani 2 ayımızın ortalaması 2.666 gram. Geçen ay kaç kiloymuş? 365. 30 gün önce 365 kiloymuş. Doğrudur. Şu an kaç kiloydu abi, bir daha 448. Söyle. 448. Eksi 365 kilo dediğimizde 83 kilo almış. Maşallah. Yani bu ay daha çok... Bu ay daha hızlanmış. Bunlar boya gitmişler. Boya gitmişler. Bir taraftan boya gidiyorlar. Bölü 30 dediğimiz... Abi az demeyelim. Şimdi adamlar 83 kilo bu yalandır diyecek. Yani 83 kilo almamıştır diyecek ama etrafımızda bizim de 20-25 tane adam var. Benim videomda da arkadaşların hepsini tek tek aynen, çektim. Aynen, hep beraber yapıyoruz yani tartımları. Şimdi burada hiç rota yem kullanmayan arkadaşlarımız evet, var. Doğru mu? Doğru abi. Tartıma gelenler. Aylık da 2.766 kilo almış. Yani 30 günü günlüğe vurduğumuzda 2.766 gram almış. Güzel kilo almış. Maşallah. Arpa, rota, samanla çok güzel kilolar aldırıyoruz. Siz de bu kiloları aldırmak istiyorsanız mutlaka bayi numaralarını arayın video sonundaki veya www.rotayem.com sitesine girerek oradan bayi numaralarını arayabilir. Profesyonel rasyon desteğini bana yaptırabilirsiniz. Bayilerimizden de rota yemlerinizi sipariş alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da çekelim. Bir tane daha getirelim. Getirelim evet, hocam. Ay maşallah maşallah. Maşallah. Kaç kiloyu dedin sen bunu? 400, girişi? 288. 288. Boya gitmiş hayvan. Hayvan boya gitmiş abi hayvan. Aynen. Çok iyi ama. Tekrar muayene döndü. Tam arkası. Sıfır arkası yani. Güzel. Sen yeni başladın değil mi? Bir yıl oldu. Bir yıldır. Yok, düzgün var. Osman Akkaya, biz hatta sizle görüşmüştük. Bayilik adına da benim dayımın oğluna güvenmedim. Biraz evet, takibatsızlık var, böyle şeylik var. Ama takip edemez. Yani şeyi var kendisinin, ilk onun adına göndermiştik şeyi. Siparişi ilk onun adına göndermiştik. Tamam, ben biliyorum. Evet. Sonra tabii bunun takibatı... Sen yurt dışındaydın değil mi? Evet, yurt dışındaydım. Ben Fransa'da. Fransa'da yaşıyormuş abi. Ya, senede 4-5 sefer gidiyorum geliyorum. Sonra da birinci danayı hemen çekelim abi, başlayalım. Çekelim abi. İyi yetiştik ya. Aynen. Çekelim. Beraber tartacağız bakalım. İnşallah. Göreceğiz. İnşallah iyi kilolar almış. Maşallah çok güzel. Gerçi adamın cüsseye bakıyor. Yani kendi böyleyse hayvanlar da kilo almıştır gibi geliyor bana. İnşallah inşallah abi. Doğru inşallah. Birinci danadan başlayalım bakalım. Güzel bir simantal daha getirdik.
arkadaşlar evet, şöyle desen yapısına bir bakın. Bunun da şöyle bir desen yapısına bir görelim. Önümüzdeki ay o dana bu dana değildi demeyelim. Bu danamız da 60 gün oldu gireli değil 60 mi? 60 gün oldu evet. Doğru. 60 gün içerisinde iç dış parazitleri yapıldı. Ciğer ilaçları yapıldı. Doğru. Bu hayvanlar bayağı bir stres yaşadı. Stres yaşadı. Normalde 60 gün içerisinde 45 gün içerisinde bizim besici arkadaşlar çok fazla kilo aldıramaz. Doğru. Yani o hayvanların bir uyum sağlaması gerekiyor. Yeme alışması gerekiyor. Diğer yemden bizim vermiş olduğumuz yeme alışması gerekiyor. 15 gün civarında geçiş dönemi. Sürekli hayvanlara elimizde şırıngayla peşlerinden koşturuyoruz. Bir stres yaşıyorlar. Buna rağmen bakalım ne kadar kilo aldırmışız rota yemle hep beraber görelim. Bu hayvana bir de 7,5 kilo tahıl veriyoruz şu an. Evet, bir toplam 1.300 gram rota yem veriyoruz. Bakın bunlar günlük arkadaşlar. 1.300 gram günlük. Sabah akşam 2,5-3 kilo da ot sap saman veriyoruz. Doğrudur. 60 gün önceki kilosu neymiş abi bu hayvanın? 60 gün önceki bunun kilosu 258 kiloymuş hocam. 258. Evet. Bayağı boylanmış. Bayağı boylanmış. Şu anki kilosu? Şu anki kilosu 421 abi. 421 eksi 258. Doğrudur. 163 kilo almış abi bu 60 günde. Bölü 60 dediğimizde 2.716 gram almış günlük. Maşallah. 30 gün önceki kilosunu söyleyelim. 340. Şu anki? 421. 421 eksi 340. 40. 81 kilo almış da bu ay. Maşallah. Bölü 30 dediğimizde günlük 2.700. Yani 2.700 de devam etmiş günlük. Güzel de kilo alıyor. Güzel de bir simantal. Bu danalar bu şekilde kilo almaya devam edecek. Siz de fabrika yemleriyle bu kiloları alamıyorum. Ben de güzel kilolar aldırmak istiyorum. Benim 13-14 ayda çıkarttığım danayı 7 ayda 8 ayda çıkartmak istiyorum. Doğru. Daha erken besleden dana çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayıp sipariş verebilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Doğrudur hocam. Güzel danalarda herhangi bir problem yok. Kilo almasına rağmen bir de boya da güzel gitmiş. Boya güzel de boylanmış abi gördüğüm kadarıyla. Sende kaç çeşit hayvan vardı? Yani kaç grup hayvan vardı? 3 grup hayvan var. Küçükler vardı, bir ortalar vardı, bir büyükler vardı. Bir de büyükler vardı. Şu an karışık olarak tartıyoruz, doğru evet, mu abi? Evet, rastgele seçip getirebiliriz. Aynen, küçüklerden büyüklerden getirmeye devam edelim. Bunu da alalım. Tamam hocam. Diğer hayvanlarımızı tartmaya devam edelim. Tamam. Arkadaşlar güzel bir hayvan daha getirdik. Bir montofon akbaş, rota yem tartım videomuz şu an başlamış bulunmakta. Yani daha evvelinden başladı ama biz 3 tane tarttığımız için evet hocam. Burada 50 tane hayvan var. Üçer üçer tartıp bunları size sosyal medyada atıyoruz. Yani bu videoları sizlere atıyoruz. En son çiftlik ortalamamızı da uzun video. Yani YouTube kanalımız Çiftlik İşleri YouTube kanalı Cengiz Çaylı YouTube kanalından da bu videonun, bu tartım videosunun uzun halini de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Soner abi bu hayvanımız da 7,5 kiloya yakın tahıl yiyor herhalde değil mi? Yok hocam bu şey, bu 7,5 kilo evet 7,5 kilo tahıl yiyor. Doğru. 1 kilo 200 gram mı? 1 kilo 300 gram da rota. 1 kilo 300 gram rota yemiyor günlük 2,5-3 kilo da 3,5 kilo da ot sap saman yiyor. Doğrudur şimdi hocam. 60 gün önceki kilosunu alalım bunu bir de bu şu anki kilosunu alalım. 60 gün öncesi 223 kiloymuş. Boya gitmiş bu hayvanda. Evet şu hocam. Anki kilosu? 336. Ben 336 eksi 223 kilo. 113 kilo almış arkadaşlar bu hayvanımız da 60 günde. Bölü 60 dediğimizde 1.883 gram almış günlük. Yani 60 günün ortalaması 1.883 gram. Peki geçen ay kaç kiloymuş bu? Geçen ayki kilosunu da söylüyorum. 275 kiloymuş hocam. Şu an kaç kilo abi? Ben unutuyorum onu. Bir daha söyle şu anki kilosunu. 336. 336 eksi 275. 275. Geçen ayda yani 30 gün içerisinde de 61 kilo almış. Maşallah. Bölü 30 dediğimizde 2.033 gram almış günlük. Maşallah. Yani güzel gidiyor. Parazit ilaçları yapılmış. İç dış parazitleri 2 defa yapılmış. Ciğer ilaçları yapılmış. Buna rağmen yani 2 aylık bir zaman zarfında günlük 2 kilonun altına düşmemiş. Evet hocam. Çok da güzel. Bunu alalım. Tamam. Hemen bir diğer danamızı getirelim. Tamam. Yeni bozar otomatikler. Üstüne de şu an ekleyemiyoruz yani 25 kilo şu an yani full dolu dolu bir yem bu. İçerisinde bir malzeme çıkartırsak ancak portakal aroması gibi ne bileyim işte vanilya aroması gibi koyuyorlar ya hayvanlar daha böyle iştahlı yapar diye. Tabii. Varsa şey yemle alakalı sorularınız. Süte de faydası var mı? Sütle sütle alakası yok. Sütle alakalı iki tane yemimiz var. RK20 bir de 10.40 yemimiz var bir de 10.35 diye bir yem var.
RK20 dediğimiz yem, diyelim ki 10 kilo süt yemi veriyorsun diyelim hayvana. Ondan 2 kilo geri çekiyorsun, 2 kilo bizim RK20'den veriyorsun. Onu kullanıyorsun, o verdiğin süt yemi. 4. 5. gün 7-8 litre süt artışın olur. 4. 5. günde hemen etkiler yani, hemen süt artışını görürsün. Bir de 10-40 denen bir yemimiz var. O yemde herhangi bir süt, fabrika yemi kullanmıyorsun. Ama fabrika yemi kullanmıyorsun ama ürünün olması gerekiyor. Tahılının, arpan, mısırın, işte ne bileyim çakırın, işte ATK'nın bunların olması gerekiyor. Yani bunlarla birlikte o 10-40'ı tabii kullanabilirsin. O da günlük 3 kilo falan veriyor hayvan başı. Yani o 10-40 dediğim yem. Ama başka herhangi bir şey yemi, süt yemi falan kullanmıyorsunuz onda. Diğerinde RK20'de kullanıyorsunuz. Bir de PG04 diye bir yemimiz var. Aslında yem değil, farklı bir şey bu. Hayvana bir defa veriliyor. Doğumdan önce 20 gün önce başlanıyor doğumdan. Günlük 500 gram veriliyor PG04 dediğim yem. Hayvanın göğüs çatısını, göğüs yapısını aşağı yukarı 3 misli büyütüyor. Artı pik seviyesi, biliyorsun hayvanlarda belli bir pik vardır. Pikten de erken düşer. Mesela simantal bakanlar daha iyi bilir. Pikten daha erken düşerler. Yani süt verimi işte ilk 90 gün çok iyi olur. Ondan sonra yavaş yavaş evet düşmeye başlar. Bu PG04 dediğimiz yem de pik seviyesini çok yukarılarda tutan, yaklaşık 6-7 ay boyunca sana maksimum süt almanı sağlayan bir yem. Sadece bir paket veriliyor. Biraz pahalı bir yem. Ama bir paket veriliyor. Doğumdan önce başlanıyor bu. 500 gram şeklinde veriliyor. O paket bitene kadar veriyorsun. Kadir'im seni de çekeyim. Bu arada anlatsın hani kardeşim. Normal göğüs yapısını, bir önceki doğumla göğüs yapısını, sonradaki göğüs yapısını gördüğünde süt damarları falan böyle şöyle iki parmağım, üç parmağım şeklinde böyle kapkalı çıkıyor zaten. Onu da oradan da anlayabilirsin yani. Güzel bir simantal daha getirdik arkadaşlar. Şöyle desen yapısına da bir bakalım. Bu hayvanımızla içeri gireli tam 35 gün oldu. Evet hocam 35 gün. Doğru mu abi? Doğru. Yanlış olmasın? Yok yok bu sefer 35 gün. 35. Evet 35 gün önceki tartım videosu da senin kanalında mevcut. Var var. Yani Çiftlik İşleri YouTube kanalında mevcut. 35 gün önce bu simantalimiz kaç kiloymuş abi? 286. Şu anki kilosu? Şöyle gölge yapayım abi. 392'de sabit diyor. 91-92 abi. 390 diyelim abi. Eksi 286. Doğrudur. 104 kilo almış bu. Maşallah. Bölü 35 gün. Doğru mu? Doğrudur abi. 2.971 gram almış günlük. Maşallah. Bu hayvanlarımızın parazitleri yapıldı. İç dış parazitleri yapıldı. Yer ilaçları yapıldı. Bir önceki yemden bizim yeme, yani rota yeme geçişleri yapıldı. Şu an 7.5 kilo tahıl yiyorlar. 1 kilo 300 gram rota yem yiyorlar. 3-3.5 kilo da sapsaman yiyorlar. Doğru. Güzel de kilo almış. Maşallah önümüzdeki. Yani 3 kiloya yakın almış abi bu. Biz biraz da eksik söyledik ya. 3 aslında 3 kilo gitmiş yani. 3 kilo işte, 2 kilo 900 küsür. 2 kilo 900. Yani günlük 2 kilo 900 küsür. Bu kilolarda hayvanlarımıza bu kiloları biz de aldırmak istiyoruz diyen arkadaşlar videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak sipariş verebilirler. Rasyonlarında, profesyonel rasyonlarında bizlere yaptırabilirler. Bugün bayağı bir kalabalığız arkadaşlar. Burada tartımları izlemeye gelen arkadaşlarımız, abilerimiz oldu. Hiç rota yem kullanmayan abilerimiz var. Doğru evet, mu? Evet, doğru. Herkesin gözünün önünde bu tartımları yapıyoruz. Sizleri de tartım yaptığımız tüm çiftliklere bekliyoruz. Yani gelirsiniz, görürsünüz. Aynı hayvanları tekrar kantara çıkartırız. Bakalım o ay kaç kilo almışlar. Hepinizin gözünün önünde tartarak aylık 70-80 kiloları aldırabiliyor muyuz, aldıramıyor muyuz? Bunları da beraber görmüş oluruz. Şimdi bunu çıkartalım. Bir hayvan daha getirelim. Tamam hocam. Getirdik. Bunu da desen yapısına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu hayvanlarımızda gerçekten siyah akbaşlar simantalleri bozan cinsli. Benim de yani sevdiğim bir İtalmiş, yok simantalmiş, yok limuzin şaroleymiş falan filan hikaye. İyi siyah akbaş her zaman güzel kilolar alıyor. Şimdi bu hayvanın ilk geldiği gün, kaç gün önce geldi bu? 35 günlük abi bunlar. 35 gün. 35 gün önceki tartımı sence mevcut. Doğru bak, mu? Bak doğrudur. Yani ilk girişteki tartıları mevcut. Doğrudur. Çiftlik İşleri YouTube kanalından da bu hayvanların giriş videolarını şöyle deseninden anlarsınız arkadaşlar. Giriş videolarını da bakabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde gene bu hayvanları tartacağız. 35 gün önce bu hayvanımız kaç kiloymuş? 345. 345.
Şu anki kilosu? 440. 440 hocam. 41 gidiyor ama 440'da sabit. 440 eksi 345. 95 kilo almış bu hayvanımız. Doğrudur hocam. 35 günde. Doğru mu abi? 35 günde abi. Bölü 35 dediğimizde 2.714 gram almış. Yani maşallah. Günlük 2.714 gramla çalışmış. 7.5 kilo tahıl yiyor. 1 kilo 300 gram rota yiyor. 3-3.5 kilo da 30 sap saman yiyor. 30 sapı samanı biraz fazla veriyorsun. Onu bir tık daha şey yapabilirsin. Yeni rasyon bugün tazeleyecektir. Yeni rasyon yapacağız. Geri çekebilirsin. Bu şekilde kilo aldırmak isteyen arkadaşlarımız da videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilir. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler arkadaşlar. Şimdi çift cinsiyetli bir hayvanımız vardı. Evet. Bunu çıkartalım, onu getirelim bakalım. Getirelim. Normalde çift cinsiyetler iyi kilo alır. O kaç kilo almış ona da bir bakalım. Bakalım hocam, getirelim. Maşallah güzel kilo almış. Ay maşallah. Maşallah maşallah. Düve yemi var. Düve yemi de günlük 500 gram kullanıyor. Yani hayvan başı. Ürünlük değil. Besi düve yemi. Yok, normal düve. Damızlık olarak tabii. Besi olarak düve besisi, inek besisi, dana besisinde BK300 dediğimiz yemi kullanıyoruz. Zayıf olan inekler için bir yemimiz var. Süt inekleri, mesela Holstein'ler vardır. Çok zayıf. Zaten zayıf olur Holstein ineği ama bu daha böyle zayıftır. Kondisyonu çok kötüdür. Mesela onları iyileştirmek için kullandığımız yem var. Koyun süt yemimiz var, keçi süt yemimiz var. Ama kuzu besi yemimiz yok. Daha önceden vardı. Otomatik yemliklere geçirince bizim yemlerimiz toz olduğu için, toz formda olduğu için biz bir de bunları pelet formda yapmıyoruz. Onun da nedenini söyleyeyim. Niye pelet yapmıyorsun, niye toz olarak diye. Şimdi bunlar sıcak sıkım peletler. Yani o sıcaklığın içerisine girdiğinde vitaminler, mineraller kayboluyor. Yani bir kısmı. Doğru mu hocam? Bozulur. Bozulmaması için de biz normal bir şekilde veriyoruz. Yani şöyle düşünün. O 8 tane ham maddenin bir arada olduğunu düşünün. Onlardan belli gramajlarda alıyoruz. Karıştırıyoruz. Belli bir saniyede karışıyor. Paketleniyor. Hayvanın önüne konuluyor. Yani hiçbir değer kaybetmeden. Kana çabuk karışıyor. Tabii. Yurt dışında var mesela soğuk sıkım makineler. Yani pelet yapan soğuk sıkım makineler var. Çok pahalı. Şu an Türkiye'de yok. Belki biraz para kazanırsak, yem alırsanız, para da kazanırsak, aynen. İlerleyen zamanlarda alabiliriz yani. Niye almayalım? Danamız hazır hocam. Evet, geçelim. Demesek de fena değil. Güzel bir siyah akbaş diyebiliriz. Doğru. Şimdi erkek mi desek? Erkek desek erkek değil. Dişi desek dişi, dişi desek değil. Dişi değil. İkisi birden. Çift cinsiyetli bir hayvan arkadaşlar. Normalde çift cinsiyetli hayvanlar da güzel kilolar alır. Bakalım bu hayvanımız 35 günde değil mi abi? Doğru abi. 35 günde kaç kilo almış bunu görelim. 35 gün önceki tartımları senin kanalında mevcut. Var. Evet. Evet. 35 gün önce kaç kiloymuş bu hayvanımız? 250 kiloymuş hocam. Şu anki 250 mi? 250. 250 ise bunun daha böyle kısa böyle daha küçük olması lazım. Bu bayağı bir boyatmış yani maşallah. Maşallah var. Aynen. Şu anki kilosu 348. Şu an 348 kilo. Eksi 250 dediğimizde 98 kilo almış 35 günde. Maşallah. 98 kilo almış. Bölü 35 dediğimizde günlük 2.800 gram almış bu hayvanımız. Doğru. Günlük yediği tahıl miktarı 7.5 kilo, 1 kilo 300 gram rota yem yiyor, 3-3.5 kilo da sap saman yiyor. Bugünden itibaren rasyonlarını tekrar bir değiştireceğiz, bir yenileyeceğiz. Aynı zamanda parazitleri yapıldı, iç dış parazitleri 2 defa yapıldı bu hayvanların. Bakın yeni girmelerine rağmen ciğer uygulamaları yapıldı, ciğer için uygulamaları yapıldı, bir şap uygulamaları kaldı herhalde. Şap da önümüzdeki hafta. Aynen, önümüzdeki haftalarda şap uygulamaları da yapılacak. Bu çift cinsiyetli hayvanımız da güzel kilo almış. Çift cinsiyetli nasıl olur diye soran arkadaşlara bir sonraki videoda bunu detaylı olarak çekeriz. Çekeriz hocam. Shorts olarak videolarımızı atarız arkadaşlar. Nasıl olduğunu size gösteririz. Güzel bir siyah akbaş. Yani çok da güzel değil. Fena değil. Çift cinsiyetli olması kurtarıyor. Ben çift cinsiyetli diye aldım. Bunu alırken uygun alabildin mi bari? 45'lere geldi bu bize. Yani 45 bin liraya aldım. 45. Aylık 90 kilo almış bu hayvan. Maşallah. Yani aylık 90 kilo ne demek biliyor musun abi sen? Yani %55 randıman olsa
45 kilo yaptım. Aşağı yukarı 47-48 kilo et koymuş üzerine bu hayvan. Maşallah. Anladın? Maşallah. Bugün itibariyle 48 kilo et 340 liradan 16.320 lira para yapar. 3'te 1'ini çıkarmış işte 35 evet. günde 3'te 1 fiyatı. 35 günde 3'te 1'ini çıkartmış. Güzel para kazandıracak demek ki. İnşallah. Bunu çıkartalım, yeni bir hayvan daha getirelim. Getirelim hocam. Abi bir şey sorabiliyor muyuz ya? Bu hayvanlar uzay yapabiliyor mu? Yapamaz. Yapamaz. Bir simantal daha getirdik. Bu simantalimizin de şöyle şurasında beyazlık var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aslında şurasında da var da biraz gübreden. Aynen, gübreden belli olmuyor. Yani şu kısımda şöyle bir beyazlığı var. Önümüzdeki ay bu hayvan mı değil mi? Lütfen onun tartışmasını yapmayalım. Zaten öyle bir şey yapma şansımız da yok. Bakın burada bugün 20-25 kişi var. Hep beraber tartımları yapıyoruz. Tüm tartımlarımıza davetlisiniz. Yani çekmiş olduğumuz çiftlik tartımlarının hepsine davetlisiniz. Bu hayvanımız 35 gün oldu. Evet, 35 gün. Diş parazitleri yapıldı. Ciğer ilaçları yapıldı. Ciğer ilaçları. 35 gün önceki kilosu neymiş abi? 310 kiloyla giriş yapılmış hocam. 310 kilo. Şu anki kilosunu alalım abi. Şöyle bir de tutalım. Kadir de onu çeksin. Kadir abi görebiliyor musun? 382. 382 kilo şu an itibariyle. 310 kilo girişi var. 35 gün olmuş. 72 kilo almış 35 günde. Allah'ım ben. Bölü 35 dediğimizde 2.057 gram almış günlük. Maşallah. 7,5 kilo tahıl yiyor. 1 kilo 300 gram rota yiyor. 2,5-3 kilo da ot sap saman yiyor arkadaşlar. Güzel kilolar almışlar. Önümüzdeki aylarda yine bu kilolarda devam edecekler. Şimdi biraz şu an değişikliği yapacağız. Küçük bir değişiklikler yapacağız. Bu kiloları da aldırmaya devam edeceğiz. Şimdi Soner abi, burada 2-3 çeşit hayvan var herhalde değil mi? Evet hocam. Toplamda 50 hayvanım var. Doğrudur. Geçen ay ortalaman 59.6 idi. Doğrudur hocam. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? 50 tane hayvanın içerisinden 70 kilo alanları mı çıkartıyorsun sen bu kantara? Yok, sırayla ne denk gelirse. Sırayla ne denk gelirse. Şimdi burada 20-25 tane adam var. Doğru bugün hocam. Bizi izlemeye geldiler. Kantarları, bunların bir önceki tartımlarını biliyorlar. Tabii tabii. Hep bizim kanalımızda seyrediyorlar. Aynen, hep beraber alışları seyrediyorlar. Alışları dahil var bu hayvanlar. Aynı hayvanları kaç kilo aldıklarını da görüyorlar. Doğrudur hocam. Şimdi biz şeffaf bir ticaret yapıyoruz. Sizin gözünüzün önünde her şeyi canlı canlı tartıp sizlere göstermeye çalışıyoruz. Siz de bu kiloları biz de almak istiyoruz. Biz de daha erken besleden hayvan çıkartmak istiyoruz derseniz videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilirsiniz. Siparişi bayilere profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da alalım. Başka tamam. Bir hayvan daha getirelim. Tamam hocam. Bardak alayım, bardak. Bardak getirin abi. Yiyin için. Sonra da benim reklamımda. Evet, etlerimiz Keşan'dan diyecektim ya. Şarköy'den, Sahil kasabından, Gürsel abimin kasabından geliyor. Böyle mangal partimiz var. Trakya buluşması. Abiler afiyet çekiyoruz. Abi kesene bereket. Pişirenden de, nerede o benim pişiren aşçım var bir tane, usta bir aşçım var. Bak adamın hali kalmamıştı bana. Ersin abi ben salla bak. Etleri döveyim baba. Benim hemşerim o ya. Eyvallah, eyvallah abi. Abi yiyin için. Abi çekeriz. Biber kızartın. Bardak koyun. Reis senin de hoş geldin. Seni tekrardan elini sıkayım. Eyvallah abi. Şöyle güneşi bana ver abi. Sen böyle geç, senin yüzünü çekeyim. Nereden geliyorsun abi? Arnavutköy. Arnavutköy. Evet. Niye geldin abi buraya? Söyle bize abi. Rota peşine her yere geldim. Hakkari'ye kadar devam. Allah kurban edeyim sana. Eyvallah. Hayvancılık var. Hayvancılık var. Güzel abi. Nasıl besi gidiyor? Besinin durumu nasıl? Besimizin durumu elhamdülillah çok güzel gidiyor. Rota bizi aldı. Peşinde taktı götürüyor. Dolayısıyla yine rota kardeşliği adına, rota ailesi adına Allah razı olsun. Gruplarda varsın. Gruplarda varız. Takip ediyoruz. Her kelimeyi takip ediyoruz. Ne güzel. Bilimsel olarak her konuda bilgi almaya devam ediyoruz. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Rota ne ailesiyle güzel. Beraber devam inşallah. Ne güzel. Şimdi sen rotadan rotayla beslediğin için şey derler abi. İşte bak gruptan arkadaşını çağırmış. Öyle derler şimdi. Yok. Ben o şey söylüyorum. Açık açık net olarak söyleyeceksin abi. Yani hayvanların durumunu görüyorsun, kilolarını görüyorsun. Senin kendi hayvanlarının durumu nasıl? Bizi onlardan bahset abi. Şimdi normalde kimse
kimseyi zorla bir şey söyletemez tabii abi. Söyletemez ve bir yemi de yediremez. Farklı Türkiye'de farklı yerler var. Abi lafını keseceğim. Gruptan isim olarak beni tanıyorsun da hiç daha önce benimle tanışmış mıydın? Yok, ilk defa geliyorum. İlk defa geliyorsun. Evet. Dediğim gibi çünkü... Rota ailesi, Rota insanları birbirine bağlı. Eyvallah. Evet. Bizim kapımız herkese açık. Buradaki abi. Rota samimiyeti bizi buralara kadar getirdi. Arnavutköy'den geldim. Evim normalde Bahçeşehir'de. Söylemeyeyim, başka bir işle de uğraşıyorum normalde, hayvancılık dışında. Efendim abi. Geldim abi. Ama bizi Rota Hayvancılık'ta tuttun ve devam ediyoruz. Ne güzel abi. Herkese tavsiye ediyoruz. Allah senden razı olsun. Sana da bin bereket versin abi. Amin. Ecmen, herkesin için. Hadi sağ olasın abi. Bir şarolü melezi daha getirdik. Genelde bu yerli hayvanlardan, yerli ineklerden olan şarolü melezleri. Güzel kilolar almışlar ha. Bunlar çok boya gideceğini zannetmiyorum. Birazcık daha, bir tık daha yükselirler. Ondan sonra dolarlar. Ete doğru giderler. Çok da fazla bekletmenin bir anlamı yok. 650 kilolarda kestirmen lazım. Sonra evet bunları. Abi. Anladın. Zaten 650 kilolarda da sana şu hayvan 70-80 bin lira para bırakır. Allah bin merhaba. Şimdi bu hayvanın 35 gün önceki kilosu neymiş? 230 hocam. Şu anki kilosu, şöyle defter tutalım, güneşten gözükmüyor. 329. Öyle tut abi birazcık. 329 eksi 230. 230. Çok kilo almış o zaman bu abi. 99 kilo almış. Maşallah. 35 günde. Bölü 35 dediğimizde de 2.828 gram almış günlük. Yani her gün 2.828 gram üstüne koymuş. Maşallah. Şimdi arkadaşlar, burada tartıda 20-25 kişi var. Rota kullanmayan abilerimiz de var, arkadaşlarımız da var. Bugün rota tartım çekimlerine geldiler. Kendi gözleriyle de görüyorlar çekimleri. Kantarımızda herhangi bir problem yok. Varsa kendileri de söyleyebilirler. Bu hayvanların 35 gün önceki tartımlarını da biliyorlar. Doğru. Çiftlik İşleri YouTube kanalında, yani YouTube'a Çiftlik İşleri diye yazdığınızda o kanaldan da bu hayvanların 35 gün önceki giriş videolarını da izleyebilirsiniz. Yani 35 günde şu hayvanımız 99 kilo almış. Doğrudur hocam. 100 alsaymış iyiymiş ama abi. Daha 100'ü bulamadım. Aynen, yani 100 99. alsaymış iyiymiş. 99 kilo almış. Çok da güzel kilo almış. Bu kiloları ben de aldırmak istiyorum. Besiden 3 ay 4 ay erken dana çıkartmak istiyorum diyen arkadaşlar bizi arasınlar, bayilerimizi arayıp yem siparişleri versinler. Şimdi 99 kilo demek sizin 3 ayda aldırdığınız kilo demek. Yani siz 30-33 kilo aldırıyorsunuz fenli yemlerle. Biz arpayla, tahılla, yani arpayla, mısırla 99 kilo aldırmışız. 33 kilo nerede, 99 kilo nerede? Yani 3 ay. 3 katı. Doğru. Yani sen o abilerden 3 ay öndesin. 3 ay önde kestireceksin. 3 ay erken besi demek. Bak düşün. Daha erken besi demek. Daha erken hayvan koyacaksın yerine. Tabii. Onlar 3-4 ay sonra hayvan koyacaklar. Daha pahalı hayvan koyacaklar. Yeni alacağınız hayvanlar aynen. Da daha uygun İşçiliğini olacak. İşçiliğini 4 ay 5 ay onlar daha fazladan yapmış olacak. Anladın mı? Doğrudur hocam. Sen tam zamanında hem hayvanını kestirmiş olacaksın hem de yerine daha uygun, daha hesaplı hayvan koymuş olacaksın. Hızlı besi işte. Hocam. Aynen öyle. İnşallah siz de rotaya geçersiniz. Bizim aldırmış olduğumuz bu kiloları siz de aldırırsınız. Bunu da çekelim. Başka bir hayvan getirelim abi. Tamam hocam. Şöyle hayvanımızın desen yapısına da bir bakalım. Güzel bir simantal. Şöyle şuraları renkli, gördüğünüz gibi şuralarında da renk var. Önümüzdeki ay yine bu hayvan o hayvan değildi demeyelim. Bakın şöyle arka kısmında da güzel bir rengi var. Şimdi abi bu hayvan 35 günlük değil herhalde, 40 günlük. Bu 40 günlük olan, bu evet. Bir sonraki grupun. Aynen. Buraya 3 parti mal aldın herhalde. Doğru. Peyderpeye. İşte aradan bir 5 gün geçti, bir parti daha getirdin. 10 gün geçti, bir parti daha getirdin. Doğrudur hocam. Şimdi 40 gün önceki bunun giriş videosu var. Var. Çiftlik işleri, yani YouTube'da çiftlik işleri yazdığınızda orada 40 gün önceki şu hayvanımızın giriş videosunu görebiliyorsunuz. Pazarlığı bile var hocam. Allah satın Allah. Alırken bile bütün videoları hepsi küçüktür var. Küçüktür o zaman bu. 40 gün önce bayağı bir küçüktür bu. Yok, bu çok küçük değildi. 300 kilodaydı. 300 kilodaydı. 300 kilodaydı. Şu an 400 kilo var gibi gözüküyor abi. Yani 40 gün önceki kilosu neymiş? 300. Düz 300 kiloda girmiş. Tam 300 kiloymuş. Tam 300 kilo. Şu anki kilosu. Öyle biraz tutalım abi. 405, 406 abi. Ama 405 yaz. 405. 105 kilo almış o zaman. 105 bu 5 günde. Bölü 40 dediğimizde
2.625 gram almış abi günlük. Maşallah. Güzel kilo abi. Maşallah. Simantal yediğinin hakkını veriyor. Doğru. Yedirdiğimizin hakkını veriyor. Bize para kazandırıyor. Siyah akbaşlar güzel para kazandırıyor. Yerli ineklerden doğma şarole kırmaları, melezleri hayvanlar almışsın. Doğru. Onlar da çok güzel kilolar almış. Şimdi bazı arkadaşlarımız ya bunları yerli hayvanda da aldırın da görelim diyorlar. Ya kardeşim biz besiciyiz. Bizim yerli hayvanda işimiz olmaz. Yerli hayvan yapacak adam merada yapsın. Merası olması lazım. 16-17 ay merada gezdirsin. Sonra 3 ay 4 ay içeriye alsın. Sonra kurbana satsın. Doğrudur. Yani kurbanlık yapacak olan arkadaşlar yerli hayvan baksın. Biz kapalıda yerliyle bizim işimiz olmaz. Şu an çıkıyor herhalde. Geç bakalım. Rakamı toplayıp bölüyorsun kanki 30'a. Ya kaç günlükse sor. Kaç gün önce giriş yap. Telefonu hazırlayayım da. Çarpma da. Bu hayvan 3 ton almış diye. Bu ay. Evet 3, 2, 1 kayıt. Evet çok güzel bir siyah akbaşımız var şu an yanımızda. Evet Kadir'im. Bu hayvanımız bir önceki tartımı ne zaman olmuş? 40 gün önce getirdik. 40 gün önce getirdik. 40 gün önce kaç kiloymuş bu hayvan? 40 gün önce söylüyorum hemen Kadir'im 300 kiloda içeri giriş yapılmış. 300 tam 300 kiloda. Tam 300 kiloda. Şu an bakalım. Şöyle gölgede tam 400. 400. Tam 400 kilo. Bu hayvan 100 kilo almış. Buraya yatalım. 2,5 ortalama yapmış. 40 günlük. Günde. Evet, günlük 2,5 ortalaması var bu hayvanın. Çok güzel. Maşallah. Benim buradan Rotem kullanacak arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Bazı şeyler sözlü olmuyor. Mesela araba kullanmak gibi. İstediğiniz kadar yazı okuyun, video izleyin. Ama o arabanın başına geçmeden o arabayı kullanmayı öğrenemezsiniz. Doğru. Olmaz. Teorik bilgi her şey teorik bilgi değil. Rotem'de de bu şekilde hani kullanmadan göremezsiniz. Denemek gerekiyor. Tabii ki de denemek gerekiyor. Birer ikişer paket bile alabiliyorlar bayilerde. Yani ben bayiler dediğiniz gibi bir paket, iki paket, beş paket hani hiç bu işe girmek istemiyorsanız, güvenmiyorsanız bile alın beş paket birkaç hayvanınızda deneyin, görün. Ondan sonra devam edin. Hani evet. Biz burada her şeyi açık açık gösteriyoruz. Doğru. Yine de böyle de bir seçenekleri var. Doğru. Bizim çoğu besici arkadaşlarımız da mesela deneme amaçlı çekiyorlar. Yani hı-hı, alıyorlar. Hayvanını da kullanıyorlar. İşte zaten 45 gün içerisinde de hayvandaki müthiş bir gelişmeyi görüp ondan tabii sonra devamını istiyorlar. Hiçbir besi sonunu beklemez. Yok. Bunu görünce en fazla birkaç ay içinde komple bütün hayvanlarını döndürür. Doğru. Ben bunun garantisini veriyorum ama dediklerimizi yaptığı sürece. Doğrudur, doğrudur. Şu konuya da değinmedik. Bu hayvan ne yiyor şu an? Bu hayvanımız ne kadar tahıllı yediğini şöyle anlatayım. 4 kilo tahılın, daha doğrusu rasyon tamamını da söyleyebiliriz. Hı hı. Toplumu 7,5 kiloya denk geliyor 7,5 kilo. Bu hayvanın tahılı. 3 kilo, 3,5 kilo civarında da kaba yem yiyor. Yani ot, sap, saman yiyor. 7,5 kilo da tahıl yiyor. Şimdi yapılacak hesap da çok basit. Bunların şu anki güncel fiyatlarını bakarak bir günde ne kadar yiyor, evet, bir günde aldığı et ne kadar kazandırıyor, %50-%55 randımandan hesaplayıp ona göre bir hesap kitap yapabilir herkes. Tabii günlük bir besi sonuna kadar ne kazandıracağı kabataslak ortaya çıkmış oluyor. Aynen öyle. Et fiyatları da yükseliyor bu arada. Evet. Maşallah diyelim. Hayvanlarımız da iyi gidiyor. Bu arada bu 45 gün içerisinde iki defa iç dış parazit ilaçları yapıldı, iğneleri yapıldı, hapları yutturuldu. Hı hı. İç dış parazitlerde de nereden baksanız bir 5-10 gün civarında bir ishallik oluyor. Tabii. Yani bir kilo kaybı, yeme gelmeme olayı oluyor. Ondan sonra da yeni randımana oturuyor. Yeni hayvanlarda hava değişikliği, yol stresi falan her şeyinle beraber yine de 40 gün içerisinde de 100 kilo aldırmışız. 2,5 ortalama yapmış. Maşallah. Bunlara rağmen çok güzel. Maşallah. Şimdi bir sonraki hayvanımıza geçelim artık. Bir sonraki yavaş. Hayvana geçelim. Sen emekli oldun mu? Emekli maaşı alıyor mu? Aynen emekli oldum abi. Bir dakika şirket, sen daha çok para alman lazım. Sen daha çok yardım al. Kadir güzel oğlum, güzel, iyi güzel konuştun ilk videona rağmen. İyiydi.
Teba yakışıklı kardeşimi de çekeyim. Bizim yüzümüz parlıyor mu? Çok parlıyor. Güneşten o. Olsun. Bizim geleceğimiz de parlak. Değil mi? Değil mi? Tabii. Aslan kardeşim. Yüzümüze vurmuş. Bu arada senin bu ilk tartımın mı oldu? İlk tartım. İlk tartımda kamera önündeydi. İlk kez, evet. Aman danadımız değmesin. Ey maşallah, ey maşallah. Kardeşim nasıl sen dışarıdan bir gözle söyle bize abi. Nasıl olmuş bu hayvanların kilosu? Harika yerine gelmiş mi yani? Yani yerini geçmiş artık bu hayvanlar. Biz babanın öğrencisiyiz biliyorsun. Tabii. Peki uygulayabiliyor muyuz? Becerebiliyor muyuz? Bu işi yapabiliyor muyuz? Yani her şey ortada. Diyorsun. Tabii bu hayvanlar yerine gelmiş. 3 adım da öteye gitmiş daha. Süper. Peki hani bu işi hiç bilmeyen bir adam. Mesela adam dedi ki abi ben atıyorum kafadan İstanbul'dan çıkacağım geleceğim tekstille uğraşıyorum. Hı-hı. Ama bu işi bırakacağım hayvancılığa adım atacağım. Yapabilir mi sence? Yapabilir. Kolay mıdır bu iş? Zaten şöyle, her türlü desteği bizden alabilir. Tamam. Bu iş kolay mıdır? Yani kolaylığı tartışılır. Kişiden kişiye göre değişir. Ama getirdiği kazanca, mesela en basitinden insanla uğraşmıyorsun. Tüm bu mesleklerin zor kısmı benim için bu. Evet, insanla uğraşmaktansa hayvanla uğraşmak. Bankacı ol, galerici ol. Yani insanlarla uğraşmak en zoru. Değil mi? Ama bu hayvanlar öyle değil. Hiçbir şekilde bir insanla muhatap olmuyorsun. Git diyen yok, gel diyen yok. Aa, yani güzel. Kendi şirketinin patronusun. Değil mi? En güzel. En üstteki kişi sensin. En kişi patron sensin. Tabii. Yani. Peki şimdi kardeşim hani şöyle bir şey söyleyeyim. Memurluk olanlar var mesela. Benim çok arkadaşım var. Diyor ki ya biz memurluğu bırakalım işte hayvancılığa mı girelim? Ama bir baştan da istiyorlar. Peki bunu ek olarak yapabilirler mi? Ek olarak doktor olup yapan var, mühendis olup yapan var. Yani her meslekten bunu ek olarak yapabilen var. Güzel yapabilenler var. Değil mi? Hani örneklerini verir bana ulaşırlarsa. Tamam. Kesinlikle memur hayli hayli yapar. Eyvallah kardeşim. Ağzına sağlık. Evet, güzel bir akbaşımız geldi. Bu benim şu an tartımını yapacağım ikinci hayvan olacak. Doğrudur. Önce bu hayvanın en son ne zaman tartıldığından başlayalım. Şimdi Kadir hocam, bu hayvanımızı biz 40 gün önce satın aldık. Ahire giriş kilosu 257 kiloda giriş yaptık. Peki Doğru. Bu hayvan şu an kaç kilo? Hemen şöyle gölgede bilmiyorum gözüküyor mu? 350 kiloda şu an. Şu an 350 kiloda. Bu hayvanımız 40 günde 93 kilo kilo almış. Evet hocam. Güne vurduğumuzda 2 kilo 300 gram canlı et artışı sağlamış. Bu şu an görmüş olduğunuz Akbaş hayvanımız. Bunu günlük olarak da 7,5 kilo tahıl tüketiyor. Evet. Kaba yemlerden de 3 kilo 3,5 kilo civarında da ot, sap, saman yiyor. 1 kilo 300 gram da rota yem tüketiyor bu hayvanımız. 1 kilo 300 gram da rota tüketiyor. Siz de bu canlı ağırlıkları almak istiyorsanız aşağıda geçen numaraları arayabilir ve aşağıda yazan internet sitelerinden tüm bayilerimizin numarasına ulaşabilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden bir sonraki tartıma geçelim. Bir sonraki hayvanımıza geçebiliriz. Ama oradan şimdi güneşe gelecek. Ondan sonra diyeceğimiz güzel olmadı bilmem ne. Böyle. Vallahi elinize kolunuza sağlık abiler. Aynen, bak kamera arkası daha güzel ha. Kamera arkası daha zevkli Kadir. Seyretmek daha güzel. Kadir'i alıştırıyoruz. Yakında tartı videolarını Kadir çekecek. O zaman sen şeye çekileceksin. Ne deniyor bana? Emekli olmaya. İlk başladı mı gerisi gelir. Aynen öyle. İlki yaşadık bugün. Hadi bakalım. O da bize nasip oldu. Sağ olasın. Elinde koluna sağlık. Sağ ol abi. Ya adam yakışıklı. Adam yakışıklı, kültürlü yapar bu işi. Ne babası be? Yapar. İnşallah. İnşallah kardeşim. Patron zaten 20 lira dana alacak, buna verecek. Abi şöyle bir tavuk geldi. Geçen sene ben bu işe başlayınca o rahmetli oldu be kardeşim. Ya. Vallahi billahi. Abi şey dedi, bir şey soracağım ama dedi, kızacağım dedi. Abi ona o ya, hastalandı da öldü. Ya. Aynen, horozumuz bile öldü ya. Karam. Ya, evcil hayvan gibi geziyor. Aynen, o seni çok seviyordu. Ben de onu çok sevdim. Ama rahmetli oldu kardeşim. Kaç kilo gelir Kadir'im, söyle bakalım. Anlatın şunları koyun da onu da sen. 3 kilo gelir. 2,5 koydum ben. Şimdi tüyümüğü de çıkarınca. Bunun da ilk giriş kilosu. Bunu da paylaşalım. Bir avuç şey. Evet, yumurtayı mı? Ama gıdesi dolu bak. Görüyor musun? Burası sol tarafından belli oluyor. Yemi. Kimi yumurta var mı? Evcil. Maşallah. Aa. Rota yemiş. Valla. Rota yerle tavuğun yumurtasını görüyor değil mi?
İkimiz de çıkıyor. Kocaman çıkıyormuş abi. Evet, tavukların önüne atıyoruz. Her sektörde izliyorsun ha. Tavuğa da yazık abi la. Oyumuzu çıkartamaz. Tavuğa da yazık ya. Doğru söyledi vallahi. Düşünmek bile ne istemiyor. Vallahi güzel bir video oldu. Bu videoyu ben paylaşmadım. Ben hep aynı yerden kapanış açılış yaptım. Hakkınızı helal edin. Videolara devam ediyoruz. Yemlerimiz memlerimiz gelmek üzere yolda. Onlardan devam edeceğiz bir dahaki videoda. Güzel bir besi tartım videosu oldu. Tekrar söylüyorum, emeğe geçen tüm arkadaşlara, buraya gelen misafirlerimize, tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ederiz. Cengiz Çaylı hocamıza da Allah razı olsun. Güzel rasyonlar, güzel emekler sarf ediyor. Güzel bilgiler verdi. Videolarda da seyretmişsinizdir. Hepinizden Allah razı olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.